Merhaba arkadaşlar, Marifetli İğne YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız da çok şükür elhamdülillah Rabbim bugünümüzü aratmasın inşallah. Bugün arkadaşlar, burada da görüyorsunuz zaten. Sizlere boncuklu bir model yapacağım inşallah. Takipçilerimden de boncuklu model yap diyenler vardı. Bugün basit de olsa bir boncuklu model yapacağım. İnşallah. Bu arada hem kum boncuk kullandım hem de mercan. Beyaz mercan kullandım. Şöyle göstereyim arkadaşlar yakından. Kum boncukla mercan kullanacağım. İpim de arkadaşlar leylak ve morun şöyle bir tonu. Lila da değil, mor da değil. Böyle morun bir tonu inşallah. Şimdi hemen ipimi kenara alıyorum. Ve modelimi gösteriyorum. Ben şöyle göstereyim. Şöyle sıralı, yani zürafası bol olan bir model arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Tabii ki boncuğu yapmak için arkadaşlar mercan iğnesi kullanıyoruz. Yoksa boncuğumuz geçmez. Çok ince. Tuhafiyelerden alabilirsiniz bunu da. Hemen şöyle İlk alt sıramızdan başlayalım. Bakın burada 4 tane ip var. Yani bu modelimiz 4 sıra arkadaşlar. İlk baştan başlayarak zürafa yapıyoruz. 4 sıra, pardon, 3 sıra zürafa yapacağız arkadaşlar. Zürafalı modelleri seviyorum ben. Güzel oluyor. Hani ağır oluyor. O yüzden de bugün sizlere değişiklik olsun dedim. Bayağıdır çünkü boncuklu model yapmıyorum. Sonuna geldik. Hemen şimdi ikinci ipimi takıyorum iğneme. Ben bugün değişiklik olsun diye arkadaşlar iki renk boncuk kullandım ama siz isterseniz sadece kum boncukla ya da sadece beyaz mercanla da yapabilirsiniz. Size kalmıştır. Hemen yine yaptığım zürafanın üstünden devam ediyorum. Birazcık zürafaları fark ettiyseniz geniş yaptım arkadaşlar. Çünkü hep zürafalı model olduğu için şu üstte biraz sıkışma oldu ben modeli başladığımda. O yüzden de şimdi birazcık geniş yaptım. Siz de eğer ki modeli yapmak isterseniz geniş yaparsanız daha güzel olur. Tıkış tıkış olmaz. İkinci sıramızı da tamamlamak üzereyiz. Şimdi üçüncü zürafamıza geçeceğiz. İkiyi çıkardım. Hemen üçüncüyü alıyorum. Üçüncü ipimi. Bir de arkadaşlar zürafalarınızı ikişer dolayın ve tersten yapın. Güzel oluyor. Tok duruyor. Daha şık duruyor. Şöyle, yani benim yaptığım gibi tersten doluyorsunuz ve ikişer tane daha tok ve güzel durması için.
Zürafa yapması zevkli. Hani böyle meşakkatli gibi görünse de model arkadaşlar. Zevkli zürafa yapması, çabuk çoğalıyor. Ben seviyorum böyle modelleri. Bir de mutlaka her modelimin altına zürafa yapılması gerekiyorsa kesinlikle yapıyorum. Evet arkadaşlar, burası da bitti. Şimdi şöyle mercan iğnemi taktığım, çıkartmamıştım. Çünkü burası çok ince olduğu için zor takılıyor. Hemen şöyle yanındaki zürafaya batıyorum. Dönüyorum. İçine batıyorum. Yani tepeye çıkmış oldum. Şimdi hemen beyazdan 3 tane alıyorum. 1, 2, 3. Hemen dibindeki zürafayı arkadaşlar şöyle batıyorum. Ve şu şekilde elimle düzelterek, bakın aynı şey tekrar, hiç arada boşluk bırakmadan dönüyorum, içine batıyorum. Ve yine 3 tane bu sefer de kum boncuğumu alıyorum. Şuraya hemen dibindekine batıyorum. Yine elimle düzeltiyorum. Bakın biraz önceki demek istediğimi şimdi göstereyim sizlere. İlk başta zürafamı biraz sık yaptığım için şu boncuklar yuvarlak gibi oldu arkadaşlar. Şu ikisi olmadı ama diğerleri öyle oldu. Şimdi bakın biraz genişletince boncuk tam istediğim gibi durdu. Onun için bunu yaparsanız eğer mutlaka, bu da püf nokta arkadaşlar, geniş yapın birazcık. Hani normal yaptığınız zürafadan bir tık geniş yaparsanız çok daha güzel olur. Yine 3 tane beyaz boncuğumu alıyorum. Hiç boşluk bırakmadan, zürafa falan bırakmadan, bakın. Şöyle. Batıyorum. Dönüp içine batıyorum. Tepesine çıktım. Bu sefer kum boncuğumu aldım. Hemen dibindekine batıyorum arkadaşlar. Bu modelim de bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bakın. İstediğim şekil böyle durması arkadaşlar. Yan yan. Topak topak değil de böyle yuvarlak gibi. İstediğim şekil şu şekilde durması. Siz de dediğim gibi yaparsanız modeliniz istediğiniz gibi olur. Umarım sizler de beğenmişsinizdir bu videomu. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.